Değil mi geliyor? Evet anne, daha önce iki defa geldi ya. Bir defa değil miydi canlı yayında? Yok, bir defa da Ev kira mı senin mi abi? En çok sorulan sorulardan biri. Ev kira mı benim mi? Valla şöyle söyleyeyim. Kira olsa bunları yaptıramazdın herhalde. Yok, kira olsa da yaptırırdım da ev bizim ya. Ev ben kira gibi taksi. O yüzden uzakta oturuyorum. O yüzden Şişli'de falan oturmuyorum. O yüzden Şişli Mecidiyeköy'de rezidansta oturmuyorum. Burada kendi evim mis gibi. Taksit falan ödüyorum ya. Her şeyi bu kadar açık konuşuyor olmak beni rahatsız ediyor. Yani her şeyi bu kadar dürüst bir şekilde yanıtlıyor olmak beni rahatsız ediyor. Mesela normalde kimseye söylemem ben. Ama az önce oruç tutmadığımı söyledim. Amerika'da oruç tutmadığımı söyledim. Şimdi diyecek ki oruç tutuyorum. Orada normalde tutuyorum. Orada tutmadım ama yani. Bu kadar açık konuşuyor olmak gerçekten, bu kadar dürüstlük bazen rahatsız edici geliyor bana ya. Her soruları cevaplamak zorunda değilmişim gibi geliyor ya. Anladın mı? Haklısın abi, doğru söylüyorsun. Anlıyor musun? Çok iyi anlıyorum. Evet. Komşuya sesleniyorum, lütfen oğlumu rahatsız etmeyin rica ediyorum. Ne diyor? Komşuya sesleniyorum, lütfen oğlumu rahatsız etmeyin rica ediyorum. Yok ya, Allah razı olsun, şey insanlar değiller. Bir ara çünkü çok gerçekten bokunu çıkarttım, o sıra geldiler. Yani zırt pırt mesela, hani bu ses tonuyla konuşuyor olduğun zaman bile gelen bir komşu hayal bile edemiyorum yani. Çok çok rahatsız edici olurdu yani. Muhtemelen kavga falan ederim yani. Hakikaten ederdim yani. Doğru söylüyorsun abi. Şu meşhur dansını keşke ses çıkamadan bir yapsaydık ya. Meşhur dansı kim istiyor ya? Valla her 10 yorumdan bir tanesi meşhur dansın. Bir kere yapacağım, bitecek. Sonra yemek hazırlayacağız. O kadar sürpriz. Seni şu an çevirmen lazım şöyle. Okey. Ben. Sana alkış yapmak istedim. Ama şöyle kalkabiliyorum yerden. Bir de ne abi? Tamam. Nasıl? Efsane. Biraz daha dinleyeyim. Tabii ki.